Yüksek sesle müzik dinleyenler, kavga edenler, telefonla bağırarak konuşanlar, kısacası gürültü yapanlar, aman dikkat! Yüksek Mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Buna göre gürültüye sebep olan kişiler hapis cezası veya para cezası alabilir. Apartmanda gürültü yapan, sizi evinizde rahatsız eden çok oluyor mu efendim? Apartmanımız düzgün bir apartman. Ya bazen gürültülü oynuyoruz evet. Koşturmacalı, saklambaç, futbol. Değil mi Tümer? Bir kere şikayete geldiler. Yani çok gürültü yaptığında geçen bir uyarmıştım. Hani herhalde evde kaykay sürüyorlar. Bu ne gürültü böyle ya? Gürültünün sebebi komşunun haylaz çocuğu veya düşüncesiz bir vatandaş olabilir. Sesin sebebi değişse de verdiği rahatsızlık hiç değişmiyor. Hatta bu nedenle komşular arasında sorun yaşanabiliyor. Konu mahkemeye taşınıyor. Misafirimiz vardı ve onların da hastası varmış. Uyardılar. Biraz ses geliyor dediler. Sen ne yapıyordun da seni şikayet ettiler? Bilmiyorum. Vallahi evde balon vardı, onu sektiriyordum. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gürültüye sebep olmak konulu benzer bir dava görüldü. Mahkeme gürültüye neden olan kişi hakkında bir mağdurun olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Belirli bir dozun üzerindeyse efendim gürültüyü yapan ceza almalı mı? Tabii, almalı. Yani aşırı gürültü yapıyorsa gerekiyor yani. Bence herkes tabii ki dikkat etmeli ama dikkat edilmiyorsa olabilir. Çünkü kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok. İtirazlar üzerine devreye giren Yargıtay 18. Ceza Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Gürültüye sebep olma suçunun belli bir mağduru yoktur. Herkes mağdur olabilir dedi. Türk Ceza Kanunu madde 183'e dayanarak ceza verilmesini talep etti. Yanlış duymadınız, Yüksek Mahkeme gürültü suçu işleyenlerin mağdur aranmaksızın ceza talebiyle yargılanmasını istedi. Kanunun öngördüğü ceza ise 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası. Hapis cezası vermezler herhalde, para cezasını çevirirler. Yargıtay'ın kararıyla birlikte bundan sonra yapılan gürültü cezasız kalmayacak. Ceza verilirken başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli şekilde gürültüye neden olunup olunmadığına bakılacak.